Evet arkadaşlar, şu anda Yunanistan ile Türkiye gerilimi hattında Türkiye üzerinden çok büyük kötü pis planlar uygulanıyor. Şu anki mevcut iktidar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bunun farkında. Bunun farkında olduğu için elleri kolları bağlı şu anda Avrupa'nın. Yunanistan bildiğiniz gibi hep Mevlüt Çavuşoğlu da açıkladı. Avrupa'nın şımarık çocuğu şu anda Yunanistan'ı üzerimize salıyorlar. Bunun sebebi, asıl gerçek sebebi şudur. Ben şimdi size bunu anlatacağım. Şimdi Türkiye'ye bunlar bir ambargo uygulamak istiyorlar veyahut da bir yaptırım diyelim. Veyahut da şu anda gelişmekte olan Türkiye'nin kendi enerjisini, kendi parasını kazanan ve kendi ekonomisini güçlendiren bir Türkiye istemediklerinden, kendilerine uygun, has, onların emirlerinde, onların isteklerinde uygun bir iktidar arayışındalar. Türkiye'de şu anda Recep Tayyip Erdoğan tam bağımsızlık mücadelesi verdiği için ülkeyi de bayağı güçlü bir konuma getirdi. Bunu biliyorlar. Avrupa'ya şu an bağlı değil. Kendisi Orta Doğu'da, Akdeniz'de, Libya'da, yani Afrika ülkelerinde önemli başarılar elde ettiği için Avrupa'nın güdümünden çıkmış bir durumda Avrupa için. Şimdi bunlar da Türkiye'ye yaptırım uygulamak istiyorlar. Bu Erdoğan'ın başına buyruk davranışı sebebiyle, hani onların güdümünden çıkması sebebiyle diyelim. Türkiye'ye yaptırım uygulamak istiyorlar veyahut da Türkiye'ye ambargo uygulamak istiyorlar, önünü kesmek istiyorlar, planlar, projeler kuruyorlar. Ama bu tür olaylar yapmak için her zaman bir sebebiniz olması gerek. Bir sebep lazım. Şimdi bu sebebi ne yapıyorlar, ne ediyorlar bulamıyorlar. Bu sebebi için uygun bir zemin oluşturmaya çalışıyorlar. Şimdi Türkiye'ye durduk yere eğer bunlar ambargo uygularsa veyahut da yaptırım uygularsa Türkiye'nin faydasına olur bu. Nasıl faydasına olur? Çünkü uluslararası anlaşmalar var. Birleşmiş Milletler var. Uluslararası mahkeme, hukuklar, kurallar var. Şimdi uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde Türkiye'ye yaptırım uygularlarsa, yani bir mazeretleri olursa Türkiye'nin eli kolu bağlanacak. Ama şu anda hiçbir ellerinde gerekçe yok iken eğer Türkiye'ye yaptırım uygular, ambargo koyarlar, ekonomik veyahut da herhangi bir maddi veyahut da hani manevi olarak Türkiye ile hani ticareti keserler ise Türkiye'nin işine yarar. Şöyle işine yarar. Türkiye belli bir müddet sonra uluslararası mahkemeye başvurur. Birleşmiş Milletler'de hakkını arar. Hiçbir gerekçe yokken, hiçbir hani bir önlerinde yani bir amaç veyahut da bir hani bir neden madde olmadığı için Türkiye'ye böyle bir zarar açtıklarından ötürü uluslararası mahkemede bu Türkiye'nin lehine olur. Türkiye mahkemeyi kazanır. Mesela diyelim ki 3 sene 5 sene bir ambargo uygulandı. O 3-5 sene içerisinde Türkiye'de ne kadar tarımda zarar veyahut da ekonomide gerileme veyahut da maddi sıkıntı, ne kadar zarar uğramışsa bütün zararlarını Avrupa Birliği'nden onu taksil eder. O ambargoyu uygulayan ülkeden hepsini karşılamak zorunda. Çünkü her ülke ben kendime has ülkeyim. Benden başka hiç kimseyi düşünmüyorum. Hatta komşumu bile ben ona kapıyı kapattım. Ben onunla ticaret yapmayacağım veyahut da onu tanımıyorum. Onu hani onun araçlarına giriş çıkışına izin vermeyeceğim veyahut da ticari olarak tırlarını almayacağım, uçaklarını içeri salmayacağım diye bir bahane öyle uyduramıyorlar. Yani geçerli bir mazeret olması, eğer geçerli bir mazeret olmaz da bunu yaparlar ise o mağdur olan ülke uluslararası mahkemeye gider de Birleşmiş Milletler'de nezdinde uluslararası mahkemede mahkemeyi kazanırsa bütün o zararını karşı ülkeden talep eder ve alır fazlasıyla. İşte bu yüzden Türkiye'ye alenen açıkça bir ambargo veyahut da herhangi bir yaptırım uygulamıyorlar. Bunlar Türkiye'nin hükümetini daha önce ele geçirmeye çalıştılar. Gezi olaylarında çok büyük Avrupa'dan destekler gönderildi. Şirketler maddi olarak ülkeler açık açık ülkelerin isimlerini şimdi şu anda söylemeyeyim. Yani bu gizli kalsın. Bunu açıkça söylersem burada ben Avrupa'da yaşıyorum. Avrupa'da bir sıkıntı Türkiye gibi değil yani. Sadece Türkiye'de küfür edersin, hakaret edersin direkt Cumhurbaşkanı'na, Başbakanı'na. Ondan sonra hani başına iş açarsan, ama Avrupa'da işte öyle değil. Avrupa çok farklı. Hani söz
sözlü demokrasi, özgürlük var diyorlar ya, işte o yüzden ben bu isimleri ve devletleri, şirketleri söylemeyeyim, oraya geçeyim, sadece Avrupa diyeyim. Avrupa'dan çok büyük bir gezi olaylarında destek oldu. İktidarı indirip kendilerine uygun bir iktidar Türkiye'nin başına getirmek için. Onu başaramadılar. Bu sefer ikinci planı gündeme soktular. 15 Temmuz'u darbeyle, hani her yolu denemeler lazım. Önce ayaklanma halk ile denediler. Olmadı. Daha sonra 15 Temmuz'u denediler. 15 Temmuz aracılığıyla, darbe aracılığıyla ülkeyi ele geçirmeye çalıştılar. FETÖ'yle o da olmayınca ekonomik baskılar uyguladılar. Ne kadar ülkede kendilerine ait şirketler varsa, ödemeleri, çekleri, senetleri varsa hepsini anında 3 ay öncesinden tahsil etmek istediler, aldılar. Ve ülkede döviz, dolar ve euro anında yurt dışı çıkışı oluşu sebebiyle Türkiye'de ekonomide dolar ve euronun bir anda yükselmesine sebep oldu. Bu açık sebebiyle de bazı sebze, meyve, buna benzer Türkiye'deki bazı fırsatçılar da domatesi, patatesi, buna benzer temel gıda ürünlerinde fiyat artışı uygulayınca 2019 yerel seçimlerde bildiğiniz gibi İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kazandı. AK Parti'ye büyük şehirleri kaybettirdi. Bu temel gıdaların zamlanması buna bir önemli etkenlerden birisiydi. Şimdi bu ekonomide Türkiye'ye çok çok başarılı oluyorlar ekonomik maddi sıkıntıda, ekonomi baskılarında, hani dövizin kara borsa olup da dövizin yükselmesi, TL'nin para değer kaybetmesi, mazotun, hani petrolün yükselmesi, fiyatın artması Türkiye'deki halka büyük bir hani darbe olduğunda, böyle hani ekonomik darbe olduğunda iktidara büyük zarar dokunuyor. Bu yüzden batılı ülkelerde bu sefer Türkiye'yi ekonomiyle çökertebileceklerini, kendilerine uygun bir iktidarı, hükümeti kurabileceklerine, kendi elleriyle kurabileceklerine inandıklar için şimdi Yunanistan üzerimize saldırır. Yunanistan veyahut da bak, Yunanistan en uygun bizim için. Onların en uygun görmüş olduğu bir karşılıklı mücadele sergileyeceğimiz ülke. Eğer Yunanistan olmasa başka bir ülke bulabilmiş olsalar onu gönderirlerdi ama en uygun Yunanistan'ı görüyorlar. Çünkü Yunanistan'la eğer bir mücadeleye girer de küçük çaplı birkaç günlük bir hani çatışma meydana gelirse anında Avrupa Birliği'nin önü açılmış olacak. Ambargo veyahut da yaptırım, buna benzer ekonomik darboğaz, sıkıntılar, hani sınırları kapatma, ticareti kesme gibi büyük bir hani bize yaptırım uygulama fırsatı doğacak. O zaman biz Birleşmiş Milletler'e veyahut da Uluslararası Mahkeme'ye gittiğimizde onların gerekçesi olacak. Türkiye'de böyle karışıklıklar oldu ve Yunanistan'a saldırdılar. Böyle o da bizim ortağımız. Gereksiz yer oldu veyahut da gerekli yer oldu. Hiç önemli değil. Yani bir madde, bir temel, bir altyapı oluşmuş olacak. Bu yüzden bunlar Türkiye'yi birkaç günlüğüne bile olsun bir herhangi bir devlet, çarpıştıracak bir devlet bulamadılar. Buldukları anda hemen bu sistemi gündeme sokacaklar. Türkiye'yi ekonomik olarak baskı, ambargo ile terbiye edecekler. Daha sonra kendilerine uygun bir iktidar oluşunca oluşturmaya başlayacaklar. O zaman hani böyle bir ambargo oluştuğunda, Türkiye darboğaza girdiğinde diyecekler ki biz Türkiye ile, tabii ki Türk halkıyla sorunumuz yok. Ticaretimiz gelişsin istiyoruz. Biz onlarla ticaret yapmak istiyoruz ama bu iktidarla olmuyor diyecekler. Bu iktidar başına buyruk bir iktidar, Türkiye'yi yeterince temsil etmiyor, Türkiye'ye zarar veriyor, bize dik kafalık yapıyor, anlaşmıyor, anlaşmadan kaçıyor. Yani bu hırçın, sinirli, yani diktatör bir iktidar diye böyle açıklamalarda bulunup muhalefet, yani kendilerine uygun bir siyaset adamını şişirmeye başlayacaklar. Bakın bu daha uygun, bu gelirse başa biz bununla anlaşırız, bununla ticaretimizi düzeltiriz, belki düzeltiriz, yeni anlaşmalara gireriz, ambargoyu kaldırırız, yaptırımları kaldırırız diye Türk halkını ikna edip, Türk halkını bir sonraki seçime ya da erken seçime yönlendirip kendi benimsemiş oldukları iktidarı, uygun iktidarı
uygun muhalefeti iktidara taşıyacaklar. Daha sonra Türkiye'nin içerisine o getirmiş oldukları iktidar aracılığıyla her ihalelere, her türlü semtlere, her türlü belediyelerin içerisine sızıp Türkiye'nin parasını maddi elinde yani bulunan ne kadar maddiyatı varsa, ekonomisi varsa kendi güçlü şirketlerine aktarmaya veyahut da kendi adamlarını yerleştirmeye bir zemin oluşturacaklar, hazırlayacaklar. Onun için de bugünkü güçlü iktidarın Erdoğan'ın Türkiye'de şu anda yönetimde olmaması gerek. Bunun için her türlü yolu denediler ve mevcut iktidarı alaşağı edemediler. Ama bütün bu oyunları gören Recep Tayyip Erdoğan da ne dedi onlara biliyor musunuz? Bakın sizin oyunlarınıza ben gelmem dedi uyanık. Dedi ki ne beni dedi hani birkaç günlüğüne Yunanistan'la hani karşı karşıya getirir. Bir böyle bir münakaşa yaşarız. Daha sonra siz ambargo veya da yaptırım için zemin hazırlar. Ondan sonra bu zemini uygular kaybeden ben olurum sanmayın dedi. Bu zemini eğer oluşturacak olursanız ben öyle birkaç günlüğüne uğraşmam. Bütün adaları alırım, gittiği yere kadar giderim, belki Yunanistan'ın tamamına, yarısına kadar girerim dedi. Girdiğim zaman da çıkmam. Yani bu girdiği zaman çıkmaması şu anlama geliyor. Zaten oraya şehit verirsek, oraya girersek orada bir maddi, manevi bir sürü zararımız olacak. Oradan geri çekilmesi için o zaman Türkiye'nin istekleri olacak. Ön koşullar olacak. Benim bütün zararlarım, benim bütün maddiyatlarım hepsini karşılayacaksınız. Ondan sonra geri çekilirim dediğinde karlı olan Türkiye olacak. Bu olayda karlı olan arazi, ada, toprak kazanan Türkiye olacak. İşte bunlar da bundan korktukları için Türkiye'nin üzerine çok fazla gidemiyorlar. Bu yüzden çekiniyorlar. Türkiye girerse oradan geri çıkmaz. Çıkartmak için kaybedecekler. Bayağı bir kaybedecekler. Orada bir adaları biz mesela adaları asker çıkarsak oraları tamamen alsak adaları ve oradan bize istedikleri kadar baskı yapsınlar, ambargo uygulasınlar, ne yaparlar, yaptırım yapsınlar, ne yaparlarsa yapsınlar. Biz o adalar sayesinde ekonomimizi düzeltebiliriz. Arazi kazanıyoruz, toprak kazanıyoruz. Satsan, yani satsan bugün Rusya veyahut da diğer ülkelere bir dünya senin ekonomik sıkıntılarını giderebilecek bir yani maddiyatın oluyor elinde. Satsan, satmasan aynı bugünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi elinde bir adam olmuş olacak kendi yönetiminde. Bunlar bundan korktuğu için Türkiye'nin üzerine çok fazla gidemiyorlar. Hep yaklaşıyorlar ama sinirlendiriyorlar, kızdırıyorlar. Bizi hani çileden çıkartıyorlar, çığırdan. Yani bardağı taşıracak son noktaya kadar geliyorlar ama hep geri adım atıp çekiliyorlar. Çünkü Türkiye girdiği zaman çıkmayacağını biliyorlar. Kıbrıs, hani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni nasıl kaybettiler biliyorlar. Aynısı gibi Yunanistan'ın diğer adalarını kaybetme korkusundan yapamıyorlar. Cumhurbaşkanı da açıklama yapıyor. Ben belki bayağı bir şey kaybedebilirim. Ben bütün her şeyi göze alıyorum. Siz de bunları göze alıyorsanız Yunanistan'a destek vermeye devam edin derken onlar biliyorlar Türkiye'nin Avrupa'nın yaralarına kadar geleceğini biliyorlar. Yani İtalya'ya kadar belki dayanacağını biliyorlar. Bu yüzden ne yapıyorlar? Geri adım atmıyormuş gibi gösterseler de geri adım atıyorlar. Oturuyorlar bulundukları yere. Sadece Türkiye'nin sinirine ve kılcal damarlarına oynuyorlar. Başka yapacakları bir şey yok ki bizden onlara ufak bir hamle gelsin. Kendileri haklı duruma düşsün ki ne bizi köşeye sıkıştırsın istiyorlar. Evet arkadaşlar, bu Yunanistan ve Türkiye gerilimiyle alakalı şimdilik söyleyeceğim bu kadar. Daha başka söyleyeceklerimizi de bir sonraki videomda aktaracağım. Beni izlemeye, takip etmeye devam ederseniz hepsini kısa kısa dönem dönem anlatacağım. Videomuzun çok uzun olmasını istemediğimden hani kısa kısa anlatıyorum. Çok fazla uzun video o kadar güzel olmuyor. Bu yüzden bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.